Dünyanın en aktif yanardağları içerisinde, dünya çapında en çok ilgi çeken aktif volkan, Etna Yanardağı olarak biliniyor. Etna Yanardağı hakkında ilginç bilgileri içeren bir derleme yaptık. Etna Dağı, Akdeniz'in en büyük adası olan İtalya'ya bağlı Sicilya Adası'nda bulunuyor. Avrupa'nın en yüksek yanardağı olan Mount Etna, aynı zamanda dünyanın en aktif volkanları arasında yer alıyor. 10.810 metre yüksekliğindeki volkanın aktifliğinin 3.500 yıl öncesine dayanan bir geçmişi var. Elimizdeki verilere göre 2001 yılından bu yana geçen 19 yılda, bir yıl hariç her yıl patlamaktadır. Sadece 2007 yılını boş geçen Etna Yanardağı, yüksek seviyede bir faaliyet yaşıyor. Ayrıca her yıl boyunca sadece bir değil, birkaç kez meydana gelen küçük patlamalar yaşanıyor. Etna patlamaları iki şekilde oluyor. Bunlardan ilki zirve kraterinde, diğeri ise yan deliklerinde yaşanan patlamalar olarak biliniyor. En yaygın şekli ise zirvedeki üç kraterinde meydana gelenler oluyor. Kuzeydoğu, Orta ve Güneydoğu kraterlerinin sık sık patladığı biliniyor. Ancak yandaki deliklerde yaşanan patlamalar, daha ağır sonuçlara neden oluyor. Etna Dağı, 1190 km² bir alanı kaplar ve çevresi 93 km uzunluğundadır. Bu büyüklüğüyle İtalya'nın en geniş ikinci dağı olan Vezüv Yanardağı'nın iki katı büyüklüğündedir. Volkanın büyüklüğünden dolayı, Sicilya Adası sakinlerinin yaklaşık dörtte biri Etna Dağı eteklerinde yaşar. Bu turistik bölgeye gelen ziyaretçiler, yıl boyunca volkanda kar bulunması nedeniyle tırmanış ya da kayak sporlarını yapar. İddialara göre Etna Yanardağı'nın ismi, Yunanca aitne kelimesinden gelir. Bu kelime, yanıyorum anlamına gelmektedir. Yunan mitolojisinde Uranüs'ün kızı ve Aetna, yanardağın tanrıçasıydı. Buna ek olarak, Zeus'un dağın altına yüz başlı bir canavarı gömdüğü ve o huzursuz olduğunda volkanik patlama olduğuna inanılmaktadır. Etna Dağı ile ilgili bir başka efsane, Roma'nın ateş tanrısı Vulkan'ın da burada yaşadığını söyler. Dağın sıcak tabanını metal işlemek için kullanan ateş tanrısı, silah, demir ve zırh üreticisi olarak kabul edilir. Bu efsaneye göre Vulkan, Jüpiter tarafından bir eşle müjdelendikten sonra aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'le evlendi. Vulkan, Venüs'ün kendisini Mars ile aldattığını öğrendiğinde Etna Volkanı'nın tabanında bir demirci inşa eder ve patlamalara neden olur. Etna Dağı, farklı yerlerde ve dillerde farklı isimlerle anılır. İtalya'da güzel dağ anlamına gelen Mongibello veya Montebello denilen volkanın adı, bulunduğu ada olan Sicilya'da biraz daha farklıdır. Buradaki yerliler, isimde hafif bir değişiklikle, Mungibetto olarak yanardağı anar. Yıllarca patlamalar yaşanan Etna'nın çevresi, çok verimli topraklara sahip olmuştur. Turunçgiller, üzüm, hemen tüm sebzelere kadar her şeyi yetiştirmek için mükemmel bir zemin oluşturmuştur. Verimli ve zengin arazisi nedeniyle, Sicilya'nın bitkilerinin neredeyse dörtte üçünün yanardağın çevresinde yetiştiğine inanılmaktadır. 1669 yılının Mart ayında Etna Yanardağı, gürültülü şekilde tepesinde gaz üretmeye başladı. Buna rağmen, Sicilya Adası'nda yaşayanlar yanardağın patlak vereceği işaretlerini görmezden geldi. 3 gün boyunca çevreye yayılan zararlı gazları önceden kestiremediler. Bu süreçte, dağın yamaçlarında yaşayan 3000 kişi zehirli gazlar nedeniyle boğularak öldü. Burada durmayan Etna, bu kez erimiş lavlarını dökmeye başladı. Yayılan küllerin 160 kilometre uzaktan bile görüldüğü bildirildi. Dağın güney yamacında dökülen lavlar, o dönem 20 bin nüfuslu Katanya şehrine ilerlemeye başladı. Şehirlerini korumaya çalışan Katanya halkı, lavları şehirden ve komşu kentlerden Paterna'ya doğru saptırmaya çalıştı. Paterna'da yaşayanlar da bu mücadeleye katıldı. Ancak birkaç hafta süren savaşı Etna kazandı ve lavlar Katanya'ya yayılmaya başladı. Şehirde kıyameti yaşatan lavlar 17 bin insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.
İzlediğiniz için teşekkürler. Dünyanın en aktif yanardağları ve diğer videolarımızı izlemek için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bize destek olmak için abone olmayı unutmayın.